Arkadaşlar herkese selam. Bu hafta sizlere Bodrum'da yaşamanın artıları ve eksilerinden bahsedeceğim. Hani biz geleli 3-3,5 ay falan oldu. Tam hani ben Bodrum'u desem de Bodrum merkezinde değiliz biz. Bodrum merkezine yaklaşık bir 30 kilometre uzaklıkta falan bir köyde yaşıyoruz baktığınız zaman. Daha önceki videolardan da biliyorsunuz zaten. Yani yerleştik. Yerleşmemizin üstünden dediğim gibi 3,5-4 ay falan oldu. Bu arada tabi deneyimlerimiz oldu. Evle ilgili, işte dışarıda, ulaşımla ilgili falan. Kısaca bunlardan bahsedeceğim size. Unutmamak için de kendime not aldım. Onlardan bahsedeceğim. Yani İstanbul gibi büyük bir şehirden geldik. Hani bizim için de kolay olmadı. Gelmemizin tabi başlıca daha başka nedenleri vardı. Bunu açıklamadık daha size kanalda. Bizim için iyi oldu açıkçası. Hem eşim için hem benim için bir süreç geçirdik. Ağır bir süreç. Ondan dolayı da yani yenilenme aşamasındayız diyelim. Hem kendimiz için hem hayatımız için, geleceğimizle ilgili alacağımız kararlar için daha iyi oldu açıkçası bizim için. Ben isterseniz kısaca direkt maddelerden başlayayım. Bu konuya girmeyeceğim çünkü. Aldığım notlar arasında doğal güzellikten bahsetmişim. Doğal güzelliği buranın inanılmaz. Çok güzel koyları var. Çok güzel sahil kesimi var. Çok çok güzel bir yer. Zaten Bodrum'u anlatmayacağım size burada detaylı şekilde. Sessiz bir ortam. Biz İstanbul'da yani standart olarak 11-12-1 arası falan uyuyorduk. Burada direkt akşam saat 10 olduğu zaman bizim direkt uykumuz geliyor. Öyle söyleyeyim. Onun dışında hava temizliği çok çok iyi burada. Hani nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Onun dışında korna sesi yani yok. Benim de bir tane motorum var işte. Geldiğimden beri hani 3,5-4 ay içerisinde ya bir ya iki kere falan kornaya basmışımdır. O da kırmızı ışıkta adam beklerken bir anda hani yeşil ışık yanıyor ve gitmiyor. Bundan dolayı bir iki defa basmıştım, yalan yok. Ondan sonra halk plajları çok var burada. Yani bizim evimize yaklaşık bir nasıl söyleyeyim size. Yani bizde motor olduğu için ve de çok da hızlı gitmediği için hani bir yaklaşık 25-30 dakikaya falan direkt sahilde olabiliyorsun, halk plajında daha doğrusu. Ondan sonra hani biz geldiğimizde çok kış olmaz diye bekledik açıkçası. Ama yani Bodrum'un son 15 yılıymış sanırım. Son 15 yılda yaşamış olduğu en büyük kış bizim geldiğimiz zamana denk geldi. Kar falan yağdı yani bildiğiniz. Kar falan yağdı. Barajlar var hemen yanımızda bizim evin. Orası falan bayağı bir doldu. Yani baraj doluluk oranı falan da çoğaldı. Yaz hani beklediğimizden daha geç geldi açıkçası, öyle söyleyeyim. Buranın belediyesi çok güzel çalışıyor. Yaza doğru sürekli bir etkinlik yapılıyor. Hani normal zamanda da zaten ben ilk defa burada duydum bu arada. Deve güreşleri oluyormuş daha öncesinde. Deve güreşlerinin yanı sıra bayağı bir şey etkinlik düzenliyorlar açıkçası. Kermes olsun, halk günleri olsun, köylülerin kendi yapmış olduğu ürünleri sergilemesi olsun. Ünlüler falan geliyor. Onun dışında konser çok oluyor burada. Bisiklet turları vesaire. Yani daha şu an benim yeni gördüğüm etkinlikler bunlar. Onun dışında ne almışım? Geldiğimizde hani ilk eve taşınması vesaire falan bitti. İşte elektrik, su falan bağlatma standart işler. Belediye binalarında çok hızlı iş dönüyor burada. Yani gidiyorsun direkt başvuruyorsun, bir sonraki gün direkt yapılıyor. Ya da aynı gün içerisinden yoğunluk yoksa aynı gün içerisinde falan da direkt bağlanıyor. Elektrik, su, doğalgaz zaten yok, ona da geleceğim. İnternet falan mesela bizim aynı gün içerisinde bağlanmıştı direkt. Ona çok şaşırmıştım.
Hani büyük şehirlerde tabii haliyle insan sayısının fazla olduğu için hani bu işler biraz yavaşlıyor, yalan değil. Onun dışında pazar günleri burada pazarlar oluyor işte. Gittiğimiz pazarlarda bizi en çok mutlu eden şey direkt satıcıların oranın hani köydeki yaşayan insanların kendi bahçelerinden falan topladığı ürünleri getirmesi oluyor. O bizim çok hoşumuza gitti. Ben bu arada Bodrum'un artılarından bahsediyorum ilk etapta. Ondan sonra eksilerinden biraz bahsedeceğim. Eksileri biraz az gerçi ama bir de hem artı hem eksi var bonus olarak. O da size kalmış. Yani sizi izleyicilere bırakıyorum onu. Yorumlarda belirtirsiniz. Onun dışında yani bu zaten Bodrum'un direkt kendi has özelliği. Ya İstanbul'da tabii alışıyorsun yüksek yüksek binalara. İşte gökyüzüne bakmak istiyorsun. Gün içerisindeki maratondan hani gökyüzüne bile bakamıyorsun artık binaların yüksekliğinden. O benim için bir eksiydi açıkçası. Yani ben doğayı seven, doğayla böyle iç içe olmayı seven bir insan olduğum için bana biraz onlar eksi geliyordu. Hani kimisi için belki iyidir. Ama ben ve eşim için hani bizim şey yani beğenmediğimiz özellik her taraf betonlaşıyor. Hava kirliliği çok yani bunlar bizi etkiliyordu. Ondan dolayı hani Bodrum'da böyle yüksek binaların olmaması bizim için bir artı. Direkt hani gökyüzüne bakabiliyorsun istediğin zaman. Akşam olduğu zaman zaten direkt balkona çık bütün yıldızları görebiliyorsun çok net bir şekilde. Bunlar çok iyi bir şey. Ya zaten insan hani yaş ilerledikçe zaten herkesin bir aklında vardır bu. İşte emekliliğim gelsin de Ege'ye yerleşeyim ya da ne bileyim Sakarya falan o taraflar, İzmir vesaire. Hep oralara bir gitmek aklının bir yerinde herkesin var. Yani en azından ben öyle hissediyorum bilmiyorum. Ama bizim için yani biz daha erken bir yaşta geldik. Kimisi için delilik, kimisi için cesaret. Ama istiyorduk zaten. Hani ben bekarken de çok istiyordum. Eşim de öyle. Yani ortak bir nokta bulduk bizim için. Atladık geldik. Öyle söyleyeyim. Gözümüzü kararttık geldik yani. Şey var bir de komşuculuk yani klişe olacak biraz belki ama cidden büyük şehirlerde hani komşuculuk yok yani hiç kimse yalan atmasın. Birisi apartmanda yürürken bile mesela hani kapını kapatıyorsun karşılaşmamak için asansöre binerken kimse yalan atmasın yani. Asansöre binerken falan insanlar hani seni beklemiyor. Bir nezaket göstergesi falan hiçbir şey yok. Burada aksine hani hem binaların ufak olmasından hem apartmanların yakın olmasından mıdır nedir bilmiyorum. Yani insanlar iyi açıkçası. Komşuculuk falan da öyle. Geldiğimizden beri zaten direkt 2-3 tane aileyle falan görüşüyoruz. Hafta sonları da biz bu ara balık tutmaya zaten çok merak saldık. Instagram'dan falan takip edenler varsa görür. Bu arada Instagram altta bırakırım, oradan da bulabilirsiniz. Hafta sonları gittiğimizde güvercinliğe gidiyoruz burada. Bizim evimize 10 kilometre, 12 kilometre falan bir mesafesi var. Güvercinliğe gittiğimizde balık tutmaya. Oradaki ablalar da bu ara yani zaten balık tutanların çoğu kadın geliyor. Öyle söyleyeyim. Bir erkek ben oluyorum yani. Oradaki ablalar falan da mesela hani balık tutarken sana karşılıksız hiçbir şekilde direkt yemini paylaşıyor. Muhabbet ediyor, seni aralarına alıyor. Dinliyorlar yani açıkçası öyle söyleyeyim. Çok iyi bu insanlar da. Onun dışında eksilere geçeceğim. Yani eksi var, artı mı onu artık siz karar verin. Bu maddeleri ben kendim için sıraladım.
artık siz yorumlarla karar verirsiniz. Biz İstanbul'dayken çok fazla hani ev yemeği falan diyorsun ama insan bir akşam olduğu zaman hani yemek yapmaya üşendiği zaman ister istemez bir abur cubur, fast food falan canı çekiyor. İşte midye olsun, hamburger olsun, patates kızartması olsun, patso, döner falan filan. Bunları biz çok yapıyorduk İstanbul'dayken eşimle birlikte. Buraya geldik tabii bir boşluğa düştük. Akşam oluyor işte canım bir şeyler çekiyor falan. Zaten ben gelir gelmez hani burada yemek sepeti ya da getir falan hızlı market olayının burada olmadığını bildiğim için hani direkt gelir gelmez zaten yemek sepetini sildim, getiri sildim, Trendyol'u sildim. Sırf hani cep telefonunu açtığımda elim gitmesin falan diye. Akşam oluyor hani canım çekiyor bir şey yemek istiyorsun yok buradaki restoranlar var ama hani ilk geldiğimiz gün ilk bir hafta içerisinde birkaç sefer aldık yalan yok hani söylemeyeyim şimdi canını çekmesin birkaç tane siparişimiz oldu ama hani ya damak zevkleri farklı ya bilmiyorum elleri lezzetli değil. Yemekleri bize lezzetli gelmedi açıkçası. Çok fazla da böyle restoran yok. Burası zaten ufak bir yer. Nüfusunu bilmiyorum da. Bu ara bakarım internetten şuraya bir yere yazarım nüfusunu. Bizim kaldığımız yer. Yani 4-5 tane falan restoran var burada. Onları da biz beğenmiyoruz. Bir o bize eksi olarak geldi. Onun dışında ilk geldiğim zamanlar ben buraya ulaşım yazmışım ama bu ulaşımla ilgili bir parantez açacağım. İlk ben işe başladığım zamanlarda Bodrum'un girişinde bir eksper ofisinde çalışıyordum. Yine aynı şu an yaptığım işte. Ulaşımda şöyle bir şey var. Hani baktığın zaman internet adreslerinden hani 15 dakikada 20 dakikada geliyor diyor minibüs ama sabah olduğu zaman ya yer bulamıyorsun minibüslerde ya da bir saat sonra bir geliyor. Hani bir minibüse binemediğin zaman bir saat beklemek zorundasın. O sıkıntısı vardı kışın ilk geldiğim zaman ama dediğim gibi yazın saatleri değişiyormuş. Ona şu an denk gelmedim. Evden de çalışmaya başladığım için ben artık hani yakalayamam belki o saat aralığını ama Bodrum'a falan gitmek istersek yine minibüsle gideceğiz zaten motorla oraya kadar gidemeyiz. Bunu yazmışım ulaşımla ilgili. Şöyle bir şey var. Burada çok sık elektrik su gidiyor. Hani geldiğimizden beri dediğim gibi 3,5 ay falan oldu. Geldiğimizden beri rahat bir 15-20 kere falan elektrik gittiği oldu. Bir de tuhaf yani bilmiyorum sizin evinizde öyle bir şey var mı? Elektrik gidiyor mesela hani bu odada elektrik var diğer odada yok. Öyle bir şey var. O da bence hani bu binayı yapan müteahhitlerin bir aksaklığı olabilir bilmiyorum. İnternet altyapısı yok. Yani Bodrum merkezde tabii ki vardır ama bizim kaldığımız bölgede internet altyapısı yok. Mecburen Starbucks aldık. Onunla ilgili bir sıkıntımız var. Bir de hani baz istasyonu sanırım çok uzak buraya. Aldığımız hızlar falan hiç oraya girmiyorum yani. Çok düşük hızlar alıyoruz. Bu videoyu atarken bile mesela hani yüklemesi şöyle söyleyeyim 2 saatte falan yüklüyor. En baba eksi doğalgaz. Doğalgaz maalesef yok. Güneş enerjisiyle idare ediyoruz. Ama da eskiler bilir belki hani eskiler demeyeyim ya. Niye öyle bir şey dedik ki? Şofbenler oluyor. Onlardan kullanıyoruz. Hani 1, 2, 3 falan deyip ayarlıyoruz ya ısıyı. Ondan kullanıyoruz. Isınmada zaten elektrikli ısıtıcılar var. Hani İki tane alsanız yeter. Biri salona, biri yatak odasına. Onlar işinizi görüyor açıkçası. Geldik hem artı hem eksiye.
Burada da ben iki tane madde ekledim ama hani belki aklınıza gelen başka bir şey vardır. Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Kışın Bodrum'da yaşamak demişim. Kışın Bodrum'da yaşamanın artısı yani daha sessiz bir ortam oluyor. Hani sana aitmiş artık. Hani yazın gelenler geldi, işte tatil yaptı gitti ama sen hep oradasın ya, onu biliyorsun. Onun vermiş olduğu bir artı var. Hani kışın gerçekten burada hiç bir iki tane falan araba geçiyor akşamları. Ama tabii yaz daha şu an hemen olmadı tabii de. Biraz daha havalar ısındığı zaman yine tatilciler falan gelecek. Onlar geldiği zaman hani Bodrum merkez tabii daha kalabalık olur. Burası köy noktası, daha az insan olur ama yine de gelen giden olacak. Hani kalabalığı ben sevmiyorum açıkçası çok fazla. Onu bir yazmışım. Bir de AVM olmaması demişim. Bu da hani çok AVM aşığı bir insan değilim ben. Bir hani kahveyi seviyorum. Her sabah zaten uyanır uyanmaz bir kahvem var fix. Tabii kahve deyince akla Starbucks geliyor. Starbucks'ta yok. Yani var aslında ama biraz ulaşımdan dolayı uzakta. Yaklaşık bir yarım saat falan uzaklıkta bir tane AVM var. Bir orada var. Onun dışında işte Bodrum merkezde falan illaki vardır. Ama burada şimdi yok. Bir tane şu evin hemen yakınında bir tane AVM yapılıyor ama ne zaman biter bilmiyorum. Şu an inşaat halinde. Notlarım bitti, bu kadar da. Yani şu an inşaat halinde. AVM ne zaman yapılır bilmiyorum ama yapılınca muhtemelen gelir bir kahveci ya da fast food. Yani Bodrum'a geldiğimizden beri ben McDonald's aşığı bir insanım. Bodrum'a geldiğimizden beri iki sefer falan McDonald's yiyebildik maalesef. Onun dışında çok fazla fast food'a fırsat kalmadı. Aklıma gelenler bunlar. Umarım hani videoyu da uzatmamışımdır çok fazla. Aklıma gelenler bunlar dediğim gibi. Yine hani farklı bir maddeler olursa onları da belki ikinci bir videoya yetecek kadar madde olursa onları da denkleştirebilirsem ikinci bir videoyu çekerim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.